Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyen adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile bastığınızda tümün işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda bir link bırakıyorum e, WhatsApp linki 0533 031 01 32 telefon numarası üzerinden yazarak iletişim geçebilirsiniz benimle. Bu kitle kahve falan Instagram hesabından da bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ben e, fincanımı kaparken izleyecek bütün arkadaşlarım adına gönüllerinden geçirdi tüm güzellikler gerçekleşsin diye niyetleniyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Şimdi sizlere de göstereceğim zaten fincanımızın içeriğini çok güzel yorumlar alıyorum her şeyden önce aramıza yeni katılan arkadaşlar hepiniz Hoş geldiniz ee, tek tek hoş geldiniz demek istiyorum Selam bekliyorsunuz Arkadaşlar benden isim ve ülke olarak selamlar bekleniyor o kadar fazla izleyenimiz var ki ben izleyen bütün arkadaşlarımıza bütün ülkeden izleyen tüm arkadaşlarımıza selam göndermek istiyorum şimdi öncelikle sizlere de bu şekilde fincanımı göstereceğim zaten şu şekilde ben bir fincanın geçmişi var ise bir fincanın mesajı varsa geçmiş tarafından mutlaka dile getiren bir yorumcuyum çünkü şöyle düşünüyorum geçmişte bizim yaşadıklarımız bugün bizi biz yapan şeyler aslında acı olabilirler yaralayıcı olabilirler çok fazla mücadele etmiş olabiliriz ama Bugün biz biziz çünkü geçmişte yaşadıklarımız bize bugün böyle yaptı diye bakan biriyimdir. Yorumlar tabii ki de geliyor işte hani Buket Hanım söyleyin söylemeyin gibilerinde. Ben özet de olsa mutlaka dile getiriyorum. Öncelikle geçmişinizden başlayacağım ki büyük oranda ferahlığınız görüyorsunuzdur, fincanınızın içini büyük oranda yükünüzden kurtulma haliniz var. Şimdi öncelikle bir karışıklık atlatılmış. Bu karışıklık tabii ki de öncelikle şurada baktığım birisi sayen birisine bakıyorsunuz arkadaşlar. Birisiyle beraber önünüze baktığınızı, gelecek planları yaptığınızı görüyorum. Geçmişinizde ve insanı bıraktığınızı görüyorum ki. Özellikle şunu söyleyebilirim. Bununla alakalı bir mücadele edişiniz var şurada. Hani köklü bir durum bu. E, kökünü net görüyorum. Dallanmış, budaklanmış durumlar var burada. Tabii ki de birilerinin etkisiyle yaşadığınız bazı şeyler var. Birisi size öncülük ediyor. Onu söyleyeyim. Geçmişinizde arkanızda birine bıraktığınızı görüyorum. Önünüzde bir ağacınız var. Bu ağacınız kesinlikle e, hani bir kere hayat ağacı murada e, ermek demektir ki biz ağacı hani dileklerimizi koyarız, dallarına asarız. Yani bir fal ağaç çıktıysa o aslında hayat ağacınız Eee mesajı vermektedir şimdi bu aya, ağacınızın etrafını özellikle kişiler var yani birileri için güzel dilekleriniz var ya da birileri ile beraber dilekleriniz var ki e, onun önünü açmaya çalıştığınızı görüyorum çok güzel dileklerinizin gerçekleşecek oluşu var arkadaşlar burada. Şimdi Alaaddin'in seyri lambası çıkmış adeta ağacın önünde. Yani sizin etrafınızdaki insanlar sizi güzel desteklemekte. Bunun öncelikle kıymetini bilin derim. Bir arabanızı görüyorum ki bu geçmiş tarafta kaldığı için de yenilenmek ya da bir taşınma düşüncenizin olduğu ifadesini vermekte. Bir iş değişimi, bir ev değişimi olur bu. Semt olur, görev olur, mevki olur. Bir değişim istiyorsunuz hayatınızda ki hayat ağacınıza çok yakın bir yerde çıkmış. Yani dileklerinizin arasında bu değişimde var olarak değerlendirebiliyorum. Bir kere yapı itibariyle köprü kurduğunuzu görüyorum. Özellikle Tatravalli gibi hatta bir uca birine oturtmuşsunuz. Diğer uçta siz dengeyi kurmaya çalıştığınızı görüyorum. Şimdi karşınızda bir insan var bu dengeyi kurma çabasınız yani sizin böyle bir çabanız varken bir de üstünüze karşınızda duran bir insanın çok öfkeli durduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani burada bu şu demek siz burada dengeyi sağlarken bir taraf aslında inanılmaz öfkeli ve siz onun öfkesini bastırmaya çalışıyor gibi çıkmışsınız. E, elini kaldırmış bir insan görüyorum bayağı öfkeli bir konuda siz onu yardımcı olup dizginlemeye çalışıyor gibisiniz. Öfke kontrolü yaşayan biri var. Onu söyleyebilirim. Yakınınız olabilir. Çevrenizden biri olabilir ki sizi dinliyor. Ee, ve bu anlamda sizin desteğine ihtiyacı olduğunuzu görüyorum. Yani siz destekliyorsunuz şeklinde görünüyorsunuz. Şimdi bu köprüyle alakalı öncelikle iki dileğiniz var. Bu arada kadın arkadaşlarım, izleyen arkadaşlarım. Gerçi erkek arkadaşlarım da eşleri anneleri olabilir bilemiyorum. Kadın hastalıkları uyarısını çok net görüyorum burada. Yumurtalıklarla alakalı problem yaşanabilmesi muhtemel. Bu köprüyle alakalı iki tane bağınızı görüyorum arkadaşlar. Bu iki bağ aslında şöyle maddiyatla alakalı benim gördüğüm. Birisi küçük birisi büyük olmak üzere sanki yakın geçmişte bir paranızla alakalı. Belki de bir yatırım düşünceniz bilemedim. Almanız gereken bir para da olabilir tabii ki de. Ee, ama birisi küçük ve birisi büyük şeklinde ikiye bölünmüş. Bunu çok net görüyorum. Yani iki parça para alabilirsiniz. Dilekleriniz iki şekilde gerçekleşecek ve iki parça para çıkacak elinizden ama birisi büyük biri birisi küçük şeklinde değerlendiriliyor. Şimdi öncelikle bugünüze baktığım zaman arkadaşlar geçmişe oranla verdiğiniz mücadelenin artık sanki meyvelerini yemeye başlamışsınız gibi. Ee, gerçekten burada elini kaldırmış biri görüyorum bu öfke hali de değil artık sanki sizin burada eli kaldırdığınız karşı tarafa bir şeyler anlatmaya çalıştığınızı görüyorum ama anlatırken ciddi anlamda yorulmuşsunuz Kafanızda ciddi planlar var ve bu planları karşı tarafa izah etmeye çalışıyorsunuz. Yani neresinden bakarsanız bakın, geçmişte yaşadığınız mücadelelerin artık yüzüm yüzüm kuyruğuna geldiğin dediğiniz noktadasınız. Çünkü özellikle aldığınız kararlar var ki özellikle bugününüz sonrası çok aydınlıkta gösteriyor bu fal. Ee, yani bugün baktığımda bu e, hani elinizi kaldırmışsınız diyorum, izah ediyorsunuz diyorum ve bununla alakalı ciddi oranda kararlar alacaksınız ki bugün gününüze baktığımda bu kararları almaya başlamışsınız aslında. Kemik yapınızı oluşturduğunuzu görüyorum. Yanınızda sizi güzel destekleyen insanlar var arkadaşlar. Şimdi bu yüreğe biri gömülmüş. Ama akraba, ama eş dost, ama ortak, ama eş bilemem tabii ki de sevgili partner olur bilemedim. Ama birisini gömmüş bu yürek artık diyor ki bugün baktığımda yeni kararlar alan birisiniz. Geleceğe yatırım amaçlı, kendi hayatınızı kurmak amaçlı kendi yüreğinize birilerini gömmüşsünüz ve yoluma devam edeceğim der gibisiniz. Şunu söyleyebilirim Mayıs'ın sonrasında özellikle Haziran'da çok güzel bir uğraşınız var. Ama Mayıs sonrası itibariyle hayatınızda bir şeyler çark adeta tersine dönüyor gibi. Geçmişte verdiğiniz bu öfkeli insanların bulunduğu ya da hayatınıza müdahale eden mücadele ettiğiniz konularla alakalı Haziran'ınız ve sonrası için çok aydınlık süreçleriniz var diyebilirim. Bir ferahlığa ereceksiniz. Sadece Haziran ayında son bir maddiyat uğraşınız var gibi hatta bir horoz gibi çıkmış burada bir öncelikli bir haber bekliyorsunuz gibi beklediğiniz haber gelecek maddiyata bağlı bir haber diyebilirim uzun boylu bir insanın da yurt dışı olabilir yol bağlantısı olabilir böylesi bir insanın sizi dışarıdan izlediğini çok net görüyorum e, bu dışarıdan izleme e, sizin hayatınıza dışarıdan müdahale yani Tam olarak bedenen yanınızda olmayan biri olabilir tabii ki de bu. Ya da siz daha o insanın hayatınıza yani yardımını daha almamışsınızdır ama vermek için niyetine girmiş size yardımda bulunacak bu insan ki bir kısmet de olabilir. Bu kısmet henüz daha tanışmadığınız kısmet diye değerlendirebilirim. Çünkü dışarıda kalmış. Ama Temmuz ayınızı çok ferah geçireceksiniz. Şimdi çok şirin görünen bir köpek yüzü görüyorum. Aslında köpek yani dosttur. Hani Burada şirin görünüyor ama silik çıkmış. Şunu söyleyebilirim. Ya ummadığınız insanlardan güzel faydalarınız olacak. Temmuz ayını gösteriyor bu. Temiz yüzlü kişiler diyebilirim. Temmuz'un sonunda parayla alakalı bir <laughs> terfi izan beklentiniz varsa bu gerçekleşecek olarak çıkmış ya da bir işe girişiniz söz konusu olabilir. Terfi alışınız söz konusu olabilir. Temmuz'un sonunda hani şurada mücadele etmiyorsunuz önünüzü ferah görüyorum demiştim hani özellikle Mayıs Haziran aylarınız çok temiz Temmuz'u da keza çok rahat geçireceksiniz ama Temmuz'un sonunda bir mücadele başlıyor hayatınızda ki bu mücadele imza bağlantılı olduğunu görüyorum şimdi bu imza şu anlama gelebiliyor hayatınızı etkileyecek önem verdiğiniz hayatınızı etkileyecek kadar önem verilen bir konu bu ev alımı satımı tabii ki de olabilir tayin olur terfi olur ama bir imza bu beklediğiniz bir mahkemeniz varsa Temmuz'da göstermekte. Ben sizin adınıza bir mahkeme sürecini Temmuz'da görüyorum ki bu mahkeme sadece mahkeme olarak değil dediğim gibi hayatınızı etkilen önemli bir imza da olmakta. Arkadaşlar yolunuzun olduğunu, bu yolun size çetreferli göründüğünü görüyorum burada. Sanki Temmuz ayında acaba bu imza nasıl olur, bu belge nasıl gelir, bu dava nasıl sonuçlanır der gibi bir yolu kaygılı görüyorsunuz. Aslında adınızı temiz sonuçlanacak. Beklediğiniz davalarınız varsa Temmuz ayı gibi, özellikle sizin adınıza olumlu sonuçlanacak durumlar var diyebiliyorum. E, konuşuluyorsunuz, Temmuz ayı sizin konuşulduğunuz ay hatta ki e, bu konuşmalar sizin enerjinizi de düşürebilir. Nazar anlamında söylüyorum bunu. Ee, aslında şey çok böyle nazar ağırlıklı bir konuşulma hali yok ama dile geleceksiniz ki yıldızı düşük kişiler mutlaka bu dile gelmekten olumsuz etkileneceklerdir. Ben bu gibi durumlarda mutlaka felak nas ve inşira özellikle şifacıdır. İnşira suresi içinizdeki o hani bazen şey deriz ya üküz oturdu deriz böyle nefes alamıyoruz deriz eyvah deriz işte o gibi hislerinizi kesinlikle e İnşirah suresinden çok şifalar alırsınız. Onu söyleyebilirim. Büyük oranda sıkıntınızın nasıl da akıp gittiğini gösteriyor aslında. Özellikle bakar mısınız? Kendiliğinden gidiyor. İnşallah da gitsin. Herkesin hayatındaki hani dermansız olan tüm dertleriniz derman görsün inşallah diyorum. Biraz şu şekilde destekleyerek atmasını kolaylaştıracağım. Çok da kaderini etkilemek istemiyorum falınızın. Akabildiği kadar aksın kalan zaten mutlaka size bir mesajı olan kısmı oluyor O yüzden hiç etkile etsin ya yani etkilensin istemiyorum Evet yeteri kadar aktı zaten şimdi bana diyor ki hala da akıyor arkadaşlar hepimizin sıkıntıları bir çırpıda gitsin inşallah diyorum şimdi kendinize Özellikle Temmuz sonu sıkıntılı bir sürece gireceksiniz demiştim. Bakın çemberinizi çizmişsiniz. Bu maddiyatla alakalı bir sıkıntı. Benim gördüğüm eğer bu dava en son dava olarak gördüğüm şey bir mala bağlı ise mal para parasal karşılığı olan bir mal demek istiyorum burada tabi ki de. Şimdi şöyle yapalım bakalım neler söylüyor fincanınız bize tabak kısmında arkadaşlar Temmuz ayında kendinize bir çember çizmişsiniz bu çemberin tamamen maddi kökenli olduğunu görüyorum yani şurada Temmuz'un sonunda bir yolunuz var çetreferli görüyorsunuz imza gerekiyor dedim hani ben bu tayini alamaz mıyım bu tarifi bana gelmez mi işte hani imza atacağız ama bakalım mahkememizin sonucu ne olacak dediğiniz durumlarmış ve parasal kaynaklıymış gibi. Öncelikle iki kişiyle mücadele edişinizi görüyorum burada ben. Ama sizin parasal çerçeveniz tamamen Ağustos ayında sonlanır. Özellikle iş tarafınız çok aydınlıkta görüyorum ki bu parasal konudan sonra hanenizin içinde çok ferahlık ee, hani beklediğiniz şekilde sonuçlanacak herkesin bir mutlu bir feraha kavuştuğunu görüyorum yüzünüz çok net çıkmış iki kişi yüzüğün etrafında duruyor kök yani kökü olan bir ilişki var şurada birbirine bağlı bir çift var Hatta erkeğin uzun boylu kadının daha ondan kısa kaldığını görüyorum böyle bir birliktelik köklenmiş diyebilirim y harfi gibi sapan gibi ee, bazen ikilemler yaşanılıyor ya da ikisi de aynı anda sanki ne diyelim ona? Çiftçiler bazen fikir çatışması yaşayabilir ama ben burada bir birlik beraberlik görüyorum. Yüzüğünüzü çok net gördüm. Neydenin neyse harfi Zonguldak'ın Z'si de olabilir tabi bu. Böylesi bir insan var etrafınızda. Evliliğiniz, birlikteliğinizle ilgili konuşmalar yaptığınızı görüyorum. Hayatınızda biri yok ise e, mutlaka burada partnerli olduğunuzu gördüğüm için de ben hayatınızdaki birliğinizin devamlılığı konusunda ilerleyecek bir ilişki yaşayacaksınız diyebiliyorum. Şimdi bu parasal mevzunuz her neyse... Özellikle Eylül ayında insanların karşılıklı konuşması var. Parça parça konular, maddiyat konuları. 1-2-3'e bölünmüş bir mal görüyorum burada. 1-2-3 kişi de görüyorum. Yani burada şey diyor, hak edilecek olan bir şey var. Ve bu Eylül ayında gündeme gelecek. Ve bu gündeme gelen konuyla beraber herkes hakkını alır gibi gördüm bir ibare var. İş tarafınız inanılmaz temiz görüyorum. O yüzden arkadaşlar aslında bereketli ve kısmetli bir fal olduğunu söyleyebilirim. İnşallah da bu güzel gördüğüm her şeyi gerçekleşsin en kısa zamanda. Ee, ben ben falınızda görebildiklerime rehberlik etmeye çalıştım. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Falımın sonuna geldim ama videoma devam ediyorum. Beni sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Öncelikle yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olabilirseniz ya basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım biz nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Buket'te kahve falı instagram hesabından aşağıda bıraktığım bir telefon linki var. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden de bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ee, instagram haricinde. Ee, şimdi ben süreçle alakalı insanların artık psikolojilerinde bozulduğunu düşünmeye başlıyorum arkadaşlar. Çünkü konuşma usulü de artık çok ciddi oranda e, bazı yorumlarınızı görüyorum. İnsanlar birbirlerine öfke saçıyorlar. Neden olduğunu bilemediğim bir öfke süreçle alakalı olduğunu düşünüyorum gerçekten. O yüzden benim tek temennim tıpkı sizler gibi bu süreç bir an önce sonlansın inşallah. Ben de sizler gibi duacıyım. Birbirimizin dualarında olalım arkadaşlar. Hani kendin için dil başkası için, için ettin dua makbuldür denilir dua için. Birbirimizin gönüllerinde olalım ki aldığım desteklerle inanılmaz bir şekilde tüm enerjimi sizlerden alıyorum inanın. Çok güzel yorumlar e, okuyorum. Destekleyenlerim sağ olsun. Gerçekten bu anlamda bana motive motivasyon kaynağım sizsiniz arkadaşlar. Enerjimi sizler sizlerden alıyorum. Bu kadar çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyorsunuz. Arkadaşlar iyi ki sizler de varsınız gerçekten. Sizin güzel yüreğiniz sayesinde yoluma devam ediyorum. Ee, süreç tabii ki de bizleri yordu ama hayatta merdiven gibi inerken çok hızlı çıkarken çok zor zahmetli oluyor. Ve bize bu dönemde sadece sabır ve birazcık gerçekten umuda ihtiyacımız var. E, ee, süreç bizleri zorluyor, yordu da umudunuz baltalandı diyorum. Hayatta insanın umudu çok önemli. Bugünlerimiz sınav. Dün başka şeylerle sınanıyorduk. Bugün bunlarla sınanıyoruz. Yarın farklı şeylerle sınanacağız. Bizim umuda ihtiyacımız var arkadaşlar. Yarınlarınızdan umudunuzu, gardınızı lütfen güçsüz bırakmayın diyorum. Bize kötülüğü dokunan kişiler maalesef çevremiz olabiliyor. Tanıdığımız hatta sevdiğimiz insanlar bile olabiliyorlar ben bununla alakalı bedduanın negatif enerjisinden korkuyorum döner dolaşır sana gelir derler sevdiğinden çıkar derler bizi üzen insanları sadece ilahi adaleti teslim etmek en doğru dua diye düşünüyorum bunun için de Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. İlk gün itibariyle sloganım gibi oldu benim. İnşallah herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Adım yani sizlerin adına da hani bu benim aracılığımla böylesi bir dua etme alışkanlığı edindiyse birisi bile, bir kişi bile inanın amacıma ulaşmışımdır demek istiyorum buradan. E, çünkü bu dua bence bir kişinin edebileceği en doğru şekli diye düşünüyorum. Çünkü bir şöyle düşünüyorum size kötülük yapabilecek yürekler sadece kendilerini o kötülüklerle sınırlandırmıştır. O yüzden siz arkanıza yaslanın, ilahi adalet teslim edin. O karşınızdaki kişi er ya da geç ilahi adalet yerini bulacaktır diyorum. Gönlünüze güzellikler ekin, hepsi sizlerin olsun şu üçün yapmaktan yorulmayacağım, sıkılmayacağım. Öncelikle kendinize çok dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Bugünler sınav ve geçecekler. Son olarak da gönlünüzü güzelliklerle doldurun. Hepsi güzelce yaşayıp hepsi sizlerin olsun en kısa zamanda. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabah 10, akşam saat 7. Teknik sıkıntılar olmadığı sürece mutlaka iki ayrı video yayına alıyorum biliyorsunuz ki. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.